Selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte kul hakkı nedir? Eğer kul hakkına girdiysek bu günahtan nasıl kurtuluruz? Nasıl tövbe etmemiz gerekir? Helalleşmemiz mi gerekir? Nasıl kurtuluruz? Helalleşmeden bu durumdan kurtulma yolları var mıdır? Bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle kul hakkı nedir? İnsanın üzerinde Allah'ın hakkı olduğu gibi kulların da haklarının olmasıdır. Mesela geçenlerde orman yangınları fazlaydı. Bunu yapan kişiler çok büyük kul hakkına girdiler. Çünkü orada büyük bir topluluğun hakkı bulunur. Bu kişiler de kul hakkına girmiştir. Devam edecek olursak, Cenab-ı Hak her insana bir takım haklar ve nimetler bahşetmiştir. Bunlara yönelik yapılan bir haksızlık karşılıksız kalmaz ve cezayı icap ettirir. Mesela birinin canına ve malına zarar vermek, şeref ve haysiyetini lekelemek, şakayla da olsa üzmek, korkutmak, aldatmak, rüşvet almak, rüşvet vermek, borcunu geciktirmek, lüzumsuz yere vaktini almak hep kul hakkı ihlalini gerektirir. Yani düşünsenize, lüzumsuz yere birinin vaktini bile almak kul hakkı. Cenab-ı Allah insanları kul hakkından nehyederek şöyle buyuruyor: mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haksız yere yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin buyurmuştur. Yine kul hakkı yemenin en tehlikeli çeşidi devlet ve vakıf mallarını, ammenin ortak hakkı olan şeyleri haksız yere gasp etmek ve kullanmak da kul hakkıdır. Hem de bunlar kul hakkının az önce de söylediğimiz gibi en tehlikeli çeşitlerinden. Bu haksızlık ferdi haklara göre daha tehlikelidir. Zira sonunda pişman olunsa bile bütün hak sahiplerinden helallik almak mümkün değildir. Bir diğer sorumuz, kul hakkı yemenin hükmü nedir? Kul hakkı nasıl ödenir? Bunun hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin hak sahibi olan mazlumlardan helallik almalarını öğütlemiştir. Hesap gününde haksızlık yapan kişinin salih amellerinin haksızlığı ölçüsünde alarak hak sahibine, mazluma verileceğini, verecek salih amel bulunamazsa da mazlumun günahlarından zalime yükleneceğini belirtmiştir. Allah'ın kul hakkını bağışlaması, mazlum kişinin affetmesine bağlanmış. Buna göre gasp, hırsızlık ve benzeri yollarda elde edilen haram para ve mal sahibi biliniyorsa kendisine veya mirasçılarına, bilinmiyorsa fakirlere veya hayır kurumlarına onun adına sadaka olarak verilir. Ayrıca Allah'tan af ve mağfiret dilenmelidir. Gıybet, iftira gibi hak ihlallerinde en doğrusu hak sahibine gidip helalleşmek, ben böyle bir şey yaptım demek, suçunu itiraf etmek ve onunla helalleşmektir. Ancak bu durum bazen mümkün olmayabiliyor, insan gidip söyleyemeyebiliyor. Bu durumdaysa kendi adına tövbe edip hak sahibi adına istiğfar ve dua etmek ya da hayır yaparak sevabını ona bağışlamak bu tür hak ihlallerine kefaret olur.